Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, Ağustos 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, Ağustos sizin ayınız. Güneş 23 Ağustos'a kadar burcunuzda parlayacak. Bu ay doğan tüm aslan burçlarımızın da doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim size. 28 Temmuz'da burcunuzda bir yeni ay doğmuştu ve Ağustos'un ilk 10 günlük süreci içerisinde bu yeni ay tesirleri de gündemimizde olacak. Yaşamanızla ilgili inisiyatif alabilir, bazı önemli kararlar verebilirsiniz bu yeni ay döngüsüyle beraber. Venüs'ün Ağustos'un ilk haftası itibariyle burcunuza geçiyor olması, güzellik, estetik, sosyal ilişkiler, aşk ve sevgi konuları ve maddi kazançlar bakımından size güzel bir destek verecek. Bu ay aslında şanslısınız. Venüs'ün koruması altındasınız. Kendinizle daha fazla ilgilenebilirsiniz. Belki bir imaj değişimi olabilir, bir yenilik olabilir. Karar verebilirsiniz. Güzellik, estetik, bakım gibi konular olabilir. Yer değişiklikleri, yaşadığınız mekanların düzenlenmesi olabilir. Ev, yuva alanlarında veya kariyerinizi etkileyebilecek alanlarda bazı özgür seçimler yapmanız ve yeni kararlar vermeniz, değişimlerle karşılaşmanız da mümkün görünüyor. Ağustos'un ilk günleri içerisinde, ilk haftası içerisinde bunları hayata geçirecek gayet güzel fırsatlar da karşınıza çıkabilir. 12 Ağustos itibariyle 19 derece Aslan Kova burcunda sizin için yine çok önemli olan bir dolunay meydana gelecek. Sabit burçlarımız önemli etkiler alıyorlar. Sizin tam karşıt burcunuzda olan bir dolunay bu. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 19 derece ve yakınlarındaysa bu dolunaydan önemli etkiler alabilirsiniz. 12 Ağustos ve yakınlarında doğduysanız, yani 9 Ağustos ile 15 Ağustos arasında doğduysanız sevgili aslanlar, sizin için çok belirleyici olabilir bu dolunay tesirleri. Satürn'le birleşiyor bu dolunay. Boğa burcundaki Uranüs'ten de dik açı alıyor. Dolayısıyla biraz zor da bir dolunay, sert etkiler var. Satürn sorumluluklarımız demek, görevler demek. Hayatımızdaki bazı sınırlamalar, hak edişlerle ilgilidir. İlişki evinizdeki Satürn, süregelen ilişkilerinizle ilgili sorumluluklar almanız gerektiğini işaret ediyor. Burada tabii ki bu sorumluluklarla beraber statünüzde, toplumdaki kariyerinizde, duruşunuzda, hani bir evlilik kararı mesela, hani bir değişim getirebilir. Bir olgunlaşma getirebilir, ilişkilerle ilgili hayatınızda bir sona erme getirebilir. Sorunlu ilişkiler, artık hayatınızda gerekliliği kalmamış ilişkileri bitirebilirsiniz bu dolunay tesiriyle beraber. İş birlikleri ve ortaklıklar alanında da dolunayın yine kariyerinizi etkileyebilecek önemli etkileri olabilir. Eşinizin veya partnerinizin yaşamında onun yaşamını etkileyebilecek, alması gereken yeni sorumluluklar, mesela eşiniz bir işe başlayabilir veya eşinizin bazı sağlık sorunları nedeniyle hayatında bazı zorlukları olabilir, sorumlulukları olabilir. Kısıtlamalar ve engeller de yine Satürn'le ilgilidir. Aşılması gereken bazı zorluklar da söz konusu olabilir. Sizin, eşinizin veya aile büyüklerinin sağlık konuları bu dolunayda hassaslaşabilir. Özellikle daha olgun kişiler, yaşlı kişiler, hasta kişiler, bunlarla ilgili gündemler olabilir ve tabii ki dikkat edilmesinde fayda var. Özellikle 3 gün öncesi ve 3 gün sonrası dolunay tesirlerini en yoğun hissedebileceğiniz zamanlar olabilir. 13 Ağustos ve 19 Ağustos aralığında Merkür'ün olumlu açıları günlük hayatımızda bazı rahatlamalar da getirebilir. Merkür para evinizde geçeceği için parasal kazançlar ve özellikle iş, ticari konular, yatırımlar, harcamalar, alışverişler veya parayla ilgili hesaplarda bu günleri daha iyi ve verimli değerlendirebilirsiniz. 20 Ağustos itibariyle enerji gezegenimiz Mars İkizler Burcu'na geçecek ki bu 2022 yılının en önemli gezegen hareketi. Çünkü uzun bir süre kalacak Mars burada. Mars'ın kendi içinde 2 yıllık önemli döngüleri vardır ve 2 yılda bir, bir burçta en az 6 ay kalır ve 2 ay kadar da retro süreci vardır. Bu hareketi bu sefer İkizler Burcu'nda yapacak. 20 Ağustos'ta geçişini yapacak. 30 Ekim'e kadar ilerleyecek. 30 Ekim'de retroya başlıyor ve 12 Ocak 23'e kadar devam edecek bu retro hareket. 12 Ocak itibariyle tekrar ilerleyecek. 26 Mart'a kadar da İkizler Burcu'nda kalacak. Önümüzdeki 7 ay Mars İkizler Burcu'nda. Mars neredeyse enerji oradadır. Mücadele oradadır. Ve Mars biraz da dikkat edilmesi gereken bir gezegen. Biliyorsunuz aynı zamanda savaş gezegeni. Çatışmalarla, mücadelelerle, huzursuzlukla, aksiyonla ilgili. Ve İkizler Burcu haritamızda neredeyse Mars'ı orada göreceğiz ve sizin 11. evinizde olacak. Daha sosyal,
daha toplumsal konularda bir enerji harcayacağınızı işaret ediyor Mars burada. Yani kolektife ait konularla ilgilenebilirsiniz, grup çalışmaları içerisinde olabilirsiniz. Arkadaş ilişkilerinizde belki daha aksiyonlu, daha aktif, daha mücadeleli bir dönem var. Özellikle retro yapacağı Kasım, Aralık ve Ocak ortalarına kadar olan süreçte Mars'ı kontrol etmek, yönetmek biraz zorlaşacaktır. Daha olumsuz, daha huzursuz edici tesirler getirebilir. O dönemi detaylı konuşacağız önümüzdeki süreçlerde. 11. evinizdeki Mars, gelecek hedeflerinize sizi daha cesur yapabilir, daha girişken yapabilir. Aynı anda birçok konuyla ilgilenebilirsiniz. İki projeyle de ilgilenebilirsiniz. Erkek arkadaşlarla bu dönem aranızda daha fazla irtibat olabilir. Spora başlamak gibi fiziksel aktiviteler açısından da iyidir Mars ikizlerde. Her türlü entelektüel konuda, özellikle eğitim gibi faaliyetlerde falan yine Mars burada çok hızlıdır. İşinizin de ticari alanları, iletişimle ilgili alanları, lojistik gibi alanları bu dönem çok daha öne çıkabilir. Dikkat çekebilir sevgili aslanlar. Ve 23 Ağustos'ta Güneş artık burcunuzdan ayrılıp Başak Burcu'na geçecek. 27 Ağustos'ta Başak Burcu'nun 4 derecesine yeni ay doğuyor. Bu yeni ay değişken burçlarımızı daha fazla etkileyecek. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 4 derece ve yakınlarında Başak, Balık, İkizler, Yay gibi burçlarda gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa yeni ay tesirleri sizin için önemli olacaktır. İkinci evinizde, para evinizde doğan bir yeni ay parasal gündemleri öne taşıyor. İş konularını zaten Başak Burcu yönetir. İş ve çalışma demektir. Parasal düzenlemeler, işte muhasebe işleri, gelir gider hesapları, yapılacak harcamalar, ödenecek faturalar, ihtiyaç duyulan paralar, kazanılan paralar, kazanılması gereken paralar, sahip olduğumuz değerler, mal varlıklarımız, bunların yönetilmesi gibi konuları içeriyor. Kişisel değerleriniz derken tabii ki sizin özgüveninizi etkileyecek, değer oluşturabileceğiniz yetenekleriniz, bunları nasıl kullanacağınız, nasıl değerlendireceğiniz, ihtiyacınız için nasıl daha verimli değerlendireceğiniz gibi konular da olabilir bunlar. Başak yeni ayında maddi durumunuzu gözden geçirebilir, bütçenizi ayarlayabilir, muhasebe işleri yapabilirsiniz, gelir gider dengenizi şöyle sağlıklı bir şekilde gözden geçirebilirsiniz. İhtiyaç duyduğunuz parasal kaynakları elde etmek için de tabii ki bir iş imkanı, bir çalışma imkanı gündemimizde olabilir. 10 Eylül'e kadar olan süreçte Başak yeni ayı tesirleri bu alanları düzenlemeye devam edecek sevgili aslanlar. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.